270 ila 300 milyon arasında bir yatırım bütçesi, planlanmış yatırım bütçesi vardı şehrimizin. AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, üniversitenin açılmasını kısa bir süre kala yaptığı açıklamada müracaat eden tüm üniversite öğrencilerini yurtlara yerleştirdiklerini söyledi. Çok şükür ki elhamdülillah onun da ilk fazında yerleştirilemeyen, yani müracaat eden 100 öğrencilerimizin %100'ünü yerleştirdik. Üniversitede yeni akademik yılın başlamasını kısa bir süre kaldı. Binlerce öğrenci Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim alarak hayatlarına yön verecek. AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner de Bolu'da eğitimdeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Üniversite öğrencileri için yaptıkları çalışmaları aktardı. Şu an içinden geçtiğimiz zaman diliminde üniversite öğrencilerimize bize ev sahipliği yapıyoruz bu şehirde. 40 bine yakın üniversite öğrencimiz var. Güner, eğitim için şehre 300 milyon lira fazladan kaynak ayrıldığını ifade etti. Eğitim öğretimde çok ciddi yatırımlar aldık şehrimize. Bu sene içinde Ramazan ayında Milli Eğitim Bakanımız buraya geldiğinde 270 ila 300 milyon arasında bir yatırım bütçesi, planlanmış yatırım bütçesi vardı şehrimizin. Biz ona ekstra hem deprem bölgesinde yaşıyor olmamız sebebiyle eğitim öğretim camialarımızın eğitim öğretim binaları ile ilgili hem güçlendirme hem de yeniden imarı ya da şehrin nüfusuna göre yeniden planlanması gereken yerlerle ilgili sunumlarımızı yaptık. Sayın Bakanımız da sağ olsun o gün ciddi manada şehrimize 300 milyon kadar ekstra bir yatırım bütçesini daha bize bırakarak buradan ayrıldılar. Başvuru yapan tüm üniversite öğrencilerinin yurtlara yerleştirildiğinin mesajını da veren Güner, övünüyoruz, üzerimize düşeni yapıyoruz dedi. Şu an içinden geçtiğimiz zaman diliminde üniversite öğrencilerimize bize ev sahipliği yapıyoruz bu şehirde. 40 bine yakın üniversite öğrencimiz var. Üniversitemizde işbirliği noktasında yürüttüğümüz bir süreç var. Yine bunun ikinci ayağı bu öğrencilerimizin barınma öncelikli sonra gıdaları ile ilgili. Burada da kredi yurtlar, Gençlik Spor Bakanlığımızın kredi yurtlar müdürlüğü devreye giriyor. Onlarla çok güzel bir süreç yürüttük. Çok şükür ki elhamdülillah onun da ilk fazında yerleştirilemeyen, yani müracaat eden 100 öğrencilerimizin %100'ünü yerleştirdik. Bunda da övünüyoruz. Elhamdülillah üzerimize düşenleri bugüne kadar geçmişte de yaptığımızın bir göstergesi bunlar.